Aslan evlatlarım, aslan kardeşlerim, canım kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Galatasaray camiasına sesleniyorum. Şimdi dinledim beyefendiyi, Mustafa Cengiz beyefendiyi. İlk önce hastalığından dem vurdu. Allah şifa versin, iyileşmesini de isteriz. Bütün camia olarak, bütün taraftar olarak. Ama e, sen demedin mi canım kardeşim, ben aday değilim dedin. Öyle bir konuşmalar yaptın ki aday olarak konuşma yaptın. Hep kendini met ettin. Yerle bir ettin Fatih Hoca'yı, kendini göklere çıkardın. Ondan sonra Fatih Hoca'nın kongreye hakaret ettiğini söylüyorsun. Seni de kongrenin seçtiğini söylüyorsun. Yahu kardeşim seni seçti ama sen Fatih Hoca'yı ekibine kadrona aldın diye seçti. E, Fatih Hoca olmasaydı seni kim seçerdi? Kim tanıyor seni arkadaş? Yapma Allah aşkına ya. Hem aday değilim diyorsun, hem aday gibi konuşuyorsun. Fatih Hoca ile çalışmayacağını söylüyorsun. Yapma ya. Bu camia seni istemiyor Mustafa Cengiz kardeşim. Artık yapma. Galatasaray'a kötülük yapıyorsun. Galatasaray'la böyle kavga etmez. Hele hele Galatasaray'ın başkanı böyle ağırdır. Oturaklıdır. Ve sen kendini kongrenin üstünde görüyorsun. Bizim adaylarımız dört tane aday var. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi birer aslan. Aslan parçası. Onlara da diyorsun ki yeterlilik yeterliliklerini ben değerlendireceğim. Sen kimsin ya? Kongrenin de üstünde gördük kendini sen. Sen onları değerlendirecek kapasiteye sahip misin? Sen futboldan bir kere ne anlarsın kardeşim? Futbolu topu görsen karakola götürürsün bomba diye. Ayıptır ya bırak futbolu. Futbolu anlayanlara bırak. Sen çekil ağırlığını koy otur. Ama hakaret etme. adaylara da hakaret ediyorsun. Onların yeterliliğini seçecekmişsin. Sen kimsin ya? Burak Elmas kardeşim aslan gibi cevap vermiş sana. Aslan evladım, aslan kardeşim. Anlından öpeyim onu. Diyor ki, sen diyor teknik direktör, herhangi bir teknik direktörle anlaşma yapsan bile biz geldiğimiz zaman pes edeceğiz, parti hocayı getireceğiz. Dört adayın dördü de aynı görüşte. Demek ki sen savaş açtın herkese camiaya öyle mi? Mustafa Cengiz Efendi bak bakalım sen mi zararlı çıkacaksın? Kim karlı çıkacak göreceğiz ama Galatasaray kulübüne zarar veriyorsun sen artık bundan sonra. Çekil kardeşim Abdurrahim kardeşim seçime kadar götürsün bunu sen istifa et ayrıl.